Merhaba. Bugün size ilginç bir öykü anlatacağım. Halikarnas balıkçısı olarak bilinen ünlü şair Cevat Şakir Kabağaçlı, babası Şakir Paşa'yı için öldürdü. Başlıyorum. Şakir Paşa, 2. Abdülhamit'in sadrazamlarından Ahmet Cevat Paşa'nın kardeşiydi. Ağabeyi 1891'de sadrazam olunca, o da Atina'ya büyükelçi olarak atandı. Girit'te tanıdığı Sare İsmet ile evlenen Şakir Paşa'nın ikisi erkek, dördü kız olmak üzere altı çocuğu dünyaya geldi. Bu süreçte ağabeyi Ahmet Cevat Paşa, Abdülhamit'in gözünden düştü ve sadrazamlıktan alınıp Şam'a gönderildi. Orada vereme yakalanıp, İstanbul'a döndükten sonra 49 yaşında ölmesi, kardeşi Şakir Paşa'yı çok etkiledi. Şakir Paşa sarayla tüm bağlarını koparıp, Büyükada'daki köşküne çekildi. Afyonlu eski bir aileye mensup olan paşa, 1914 yılının Haziran ayında ağabeyinin adını verdiği Cevat ile diğer oğlu Suat'ı alarak memleketine gitti. Afyon'daki çiftliğinin ne durumda olduğunu görmek istiyordu. Bir süre sonra kızlarından birinin düğün hazırlıkları için İstanbul'a dönecekti. Ancak Büyük Adaya paşanın kendisi değil cenazesi geldi. Afyon'da bir gece 28 yaşındaki oğlu Cevat ile Şakir Paşa arasında çok sert bir tartışma yaşandı. Ve Cevat, babası Şakir Paşa'yı silahla vurarak öldürdü, Cevat ile babasının arası aslında uzun süredir iyi değildi. Okumak için gönderildiği Oxford'daki yaşam biçimi ve paraları har vurup harman savurup, üstüne de öğrenimini tamamlayamaması Şakir Paşa'nın her zaman büyük tepkisini çekmişti. Cevat üstelik, İtalya'da tanışıp hamile bıraktığı aniyesi adlı bir kızla evlenip, İstanbul'a onunla dönmüştü. Aslında baba-oğul arasında cinayette noktalanan kavganın kaynağında aniyesi vardı. Dedikodulara göre, Şakir Paşa ile İtalyan gelini arasında yasak ilişki vardı ve Cevat da babasını bu yüzden vurmuştu. Baba katili olan Cevat, 14 yıl hapis cezası aldı. Af sayesinde cezasının yarısını çekti. Ancak bir dergideki yazısı nedeniyle, 1925 yılında yeniden mahkum oldu. İstiklal Mahkemesi'nde yargılanıp, 3 yıl kalebentliğe mahkum edildi ve Bodrum'a sürüldü. Cezası bittikten sonra da Bodrum'da kaldı ve ömrünün sonuna kadar orada yaşadı. Cevat Şakir Kabağaçlı'nın adı Halikarnas Balıkçısı olarak Bodrum'la, Bodrum'un adı da onunla bütünleşti.